Ki organ bağışı caiz midir efendim? Evet, yani organ bağışını başlı başına konuşmak gerekir. Organ bağışı e, klasik dönemde bazı yani bununla ilgili e, işte efendim e, kan verme gibi hususlar varsa da yani klasik dönemde bunun fazla bir şeyini göremiyoruz. Hı hı. Ondan dolayı fukahamız bu konuda konuşmamış çünkü o dönemde organ bağışı diye bir olay e, bugünkü anladığımız şekliyle yoktur. Ancak günümüzde özellikle 20. asrın ikinci yarısın yani yarısından sonra ülema e, günümüz alimleri bu konuda imali fikirde bulunmuşlar. E, Din İşler yüksek kurulumuz gibi fıkhi meclisler bu konuda efendim tefekkür etmişler hı hı. ve iştihatlarda bulunmuşlardır. Kısaca ortaya çıkan sonuç kısaca şöyledir. Bir defa organ bağışının caiz olabilmesi için şartlar vardır. En başında böyle bir organ naklinin yani bir kişi organ bağışının olabilmesi için organ naklinin gerçekleşmesi lazımdır. Organ naklinin gerçekleşmesi zarurete mebni olacaktır. Yani Gelişi güzel bir şekilde organ nakli yapılamaz. Yani şartlarına uygun olacak. Şartlarına ve zarurete dayalı olacak. İnsanın hayatiyetini veya hayati öneme sahip olan azalarının çalışabilmesi için uzman hekimler tarafından uygun görülecek veya şart görülecek. Hı hı. Denilecek ki bu hastalığın tedavisi ancak bu organın nakledilmesiyle mümkündür. En temel şart budur. İkinci şart, e, eğer nakledilecek organ insanın hayati organlarından biri ise, kalp gibi, efendim, e, bu durumda insanda e, beyin ölümünün gerçekleşmiş olması gerekir. Yani veren kişi de eğer hayattaysa ona da hayati noktada bir zafiyete uğratmayacak. Ancak U beyin ölümü gerçekleşmiş olursa. Kesinlikle. Beyin ölümü gerçekleşmiş olacak. Hı hı. Beyin ölümü nedir? Bunu tıpçılar açıklıyorlar. Bizim alanımızda değil. Diyorlar ki beyin ölümü kişinin bir daha normal hayatına dönme imkanının kalmama halidir. Artık onun tıp ben Geri dönme imkanı yoktur çünkü artık onun beyni ölmüştür diyorlar. Bunun kararını verecek olan da hekimlerdir. Hekimler hekimler bunun efendim beyin ölümü gerçekleştiğini söyleyecekler ve bunun kararını vereceklerdir. Ancak o zaman nakil yapılabilir. O zaman nakil yapılabilir ölen kişiden. Üçüncü bir şart. Eğer e, organ nakli gerçekleşecekse, bu organını bağışlayacak olan kişi, mesela diyelim hayatta bir böbreğini verecek veya ölmüş ise onun e, efendim yakınları verilen organ karşılığında herhangi bir ücret alamazlar, alamayacaklardır. Yani organlar ücret karşılığında kesinlikle ve kesinlikle satılamaz en önemli e, hususlardan bir tanesi de e, yine organ nakli e, efendim insanın tenasül e, organlarıyla alakalı e, efendim neslin e, üremesiyle alakalı organlar üzerinde yapılamaz bu bağlamda efendim erkeğin e, efendim tenasül uzvunun veya kadının tenasül uzvunun aynı şekilde kadının rahminin, Yine aynı şekilde kadının yumurtalığının ya da erkeğin sperminin nakli kesinlikle caiz değildir. İşte bütün bu şartlara uygun olarak organ nakli yapılabilir ve bu şartlara uygun olarak organ bağışı yapılabilir. Bir şart daha var. Onu da ıı, unutmadan buyurma hocam, buyurma son hocam. olarak söyleyelim. O da şudur: e, Organ naklinin yapılabilmesi için e, Organ nakledilecek kişinin hayatındayken bu bağışı yapması gerekir veya aksine bir beyanı olmadığı sürece onun yakınlarının bu işe razı olmaları lazımdır. Yani kişinin hayatındayken aksine bir beyanı yok. Ben organlarımı kesinlikle nakle bağışlamam şeklinde bir aksine bir beyanı olmadığı sürece öldükten sonra onun yakınlarının bu işe razı olmaları gerekir ki organ nakli gerçekleşsin. Pekala hocam.